Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. 7. sözü okumuştuk. Dün itibariyle duası hakkında da tefekkürlerde bulunarak bitirmiştik. Bugün elhamdülillah 8. sözdeyiz. 8. sözle beraber tabi sözlerde bir aşama sıçramış olacağız. Bitirdiğimizde tabi. Neden? Çünkü Sözler Risalesi içindeki ilk 8 sözün ayrıca bir ismi var. Nedir o isim? Nurcu kardeşler bilirler. 8. söze kadar olan kısım ben böyle biliyorum. 8. sözde dahil olmak üzere küçük sözler ismiyle tesmiye ediliyor. Ondan sonraki sözlerin gene kendilerine göre isimleri var. Mesela 10. söz Haşir Risalesi. Ona da geldiğimizde konuşacağız bunu. Fakat bu ilk 8 söz hacimleri kısa, daha özet ama sanatlı dersler. Bunların küçük sözler ismiyle hem basılmış hali var böyle cep risalesi olarak hem de böyle bir ismi var yani. Bu da bir bilgi olarak hatırınızda bulunsun. Bugün itibariyle o küçük sözlerin sonuncusundayız. 8. sözdeyiz. 8. söz yine iman hakkında, yine ibadetler hakkında, yine Kur'an hakkında, sünnet hakkında. 2 ayette başlıyor ama bu sefer. Normalde biz ne dedik? Bediüzzaman Hazretleri genelde manşete bir ayet atar. En başta bir ayet söyler. Onun tefsirini işitiriz biz Risale boyunca. Ancak sadece o ayet değildir tefsir edilen. Kur'an içindeki pek çok hakikate, sünnetteki pek çok hakikate işaretler, remzler vardır. Bazen bu bir hadis de olabiliyordu. Geçtiğimiz küçük sözlerden bir tanesinde namaz dinin direğidir hadisiyle başlamıştık. 7. söze ise mesela ayetle başlamamıştık. Fakat orada iman ve Allah'a iman ve ahirete iman hakikati zikredilmişti başta. O ifade de pek çok ayetin içinde geçiyordu zaten. Yani sadece bir ayet koymamıştı Üstad Hazretleri ama pek çok ayetin içinde geçen bir ifadeyi merkeze almıştı ve oradan gelmişti mevzu. Oradan akarak konuşmuştuk. Burada da 2 ayet var dediğim gibi. Bu 2 ayetten bir tanesi Bakara suresinin 255. ayeti. Bakara suresinin 255. ayeti. Diğeri de Ali İmran suresinin 19. ayeti. Şimdi o ayetleri okuduğumuz zaman hem kendilerini hem kısa meallerini okuduğumuz zaman belki kafanıza şöyle bir soru gelecek. Ben ilk okuduğumda gelmiştim mesela. Şimdi bu ayetlerin beraber zikredilmesinde ne mana var? Normalde içerik olarak sırf mealler üzerinden düşündüğünüzde çok ilgililermiş gibi durmuyor. Aynı makamdan konuşuyorlarmış gibi durmuyor. Zahiri nazar böyle düşünüyor. Bizim gibi avam böyle düşünüyor. Ben öyle düşünmüştüm yani. Sizi tenzih edeyim. Ben kendimi hesap edeyim. Ben öyle düşünmüştüm. Yani bu iki ayet birbiriyle nasıl bağlı, nice bağlı diye düşünmüştüm. Şimdilerde tabii farklı bir uyanış içindeyim. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından her birisinin bir kanun olduğunu düşünüyorum. Risale-i Nur okumalarım, İslami ilimlere dair metinlerden öğrendiklerim bana artık bunu düşündürüyor. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi sadece bir olayda, bir şeyde, bir şekilde, bir tecellide değil. Aslında bir ışık gibi evrenin içinden geçiyor. Biz o ışığı yakaladığımız yerlerde nasıl böyle hani elektron taneciklerini yakalamaya çalışıyor bilim adamları böyle atıyorum. Atom altı parçacıkları yakalamaya çalışıyorlar. Biz de o Esma-ül Hüsna tecellilerini yakaladığımız yerde bir surette görüyoruz. Bir şekilde okuyoruz mesela rezakiyet hakikatini bitkilerde yakaladığımızda başka türlü okuyoruz. Rızık vericiliğini Cenab-ı Hakk'ın. Ama hayvanlarda yakaladığımızda başka türlü okuyoruz. Balıklarda başka türlü okuyoruz, karada yaşayanlarda başka türlü okuyoruz. Yani ışık geçiyor, durdurduğumuz yerde, yakaladığımız yerde başka bir sureti var. Geçtiği gittiği her yerde başka başka suretleri var.
gibi Esma-ül Hüsna sanki böyle kainatı dokuyan ışıklar sağanağı ve biz o tayf içinde farklı tonlarda farklı esmaları görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. O yüzden Esma-ül Hüsna anılan hiçbir ayet sadece bir meseleyle ilgili denilemez veya o Esma-ül Hüsna'nın nasıl diyelim tanımıyla ilgili denilemez. Aslında kainatı kuşatışıyla ilgili, Cenab-ı Hakk'a dair işaretiyle ilgili. Böyle geniş düşünmek lazım yani onu bir yerde durdurmamak lazım. Birbirine bakar şen ve namlar. Bediüzzaman öyle diyor ya o Esma-ül Hüsna tecellileri için. Birbirine bakar olduklarını, birbirlerine işaret eder olduklarını, birinden diğerine geçilebileceğini, açık kapılar olduğunu hesap etmeliyiz. Üstadın bu öğretisinin ahir zamanda ayrıca şöyle bir uyandırıcı bir yanı olduğunu ben düşünüyorum. Bunu Thor Heyerdahl'ın Kontiki isimli eserinde de görmüştüm yani. Çok bilim adamları eleştiriyorlar, bilim felsefesiyle ilgilenenler bu konuda çok eleştiriler yapıyorlar ama orada ona özel bir bahis açmış gibiydi yani. Bu konuyu çok tekrar tekrar gündeme getiriyordu. Yakın zamanda okuduğum başka kitaplarda da vardı bu. Diyor ki bu ihtisas alanları, bilim dünyası çok genişledi. Bu geniş başlıkların altında farklı ihtisas alanları oluştu. Bu alanların altında alt kollar oluştu. Ama şöyle bir durum oldu diyor. Eskiden bir bilim adamı aslında bütün alanlara dair şöyle bölge bilgi sahibi olurdu. Ve kendi alanında daha iyi olurdu mesela. Ama diğer alanlara da diyor bilgi sahibi olurdu. Mesela Newton fizikçi ama diğer alanlarla da ilgili bilgisi vardı. Hatta dinle bile onunla da ilgileniyormuş yani bilgisi vardı. Veya atıyorum başka bir bilim adamı X kişi. Ama bugünkü uzmanlar diyor kendi kompartımanlarından çıkmıyorlar gibi. Adamın bütün dünyası kendi biyokimya. Farklı bakış açılarına sahip olamıyor. Onların zenginliğini elde edemiyor. Belki de onların ürettiği bilgiyi de inkar ediyor kendi alanında. Geniş okuyamıyor. Bediüzzaman Hazretleri ise aksine bizi oradan oraya, oradan oraya geçmeye teşvik ediyor. Mesela kimyanın alanından biyolojinin alanına, biyolojinin alanından fiziğin alanına. Risale-i Nur'daki tefekkürlerde bunu sıkça görürsünüz. Bu Bediüzzaman'ın keşfettiği bir şey de değil. Bu Kur'an'da da olan bir şey. Kur'an bizi kainatın yaratılışından seslerin ve renklerin, benizlerin farklılığına çekiyor. Bakın bir ilgi var demek istiyor. Daha istiyor değil, söylüyor zaten de. Bizim fark etmemiz lazım. Bir adımda bizden gitmek lazım yani. Cenab-ı Hak önümüze kadar koymuş. Bir adımda sen aklını kullanacaksın. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz? Kur'an'daki bu tarz emirler. Yani ya önünüzde deliller de hani bir ufak gayret de sizden olması lazım der gibidir. Yani o kategorilerde körleşme, kendi alanlarında boğulma, başka alanlara geçememe, büyük resmi görememe problemi bugün pek çok bilim adamı açısından dile getirilen bir şey. Hatta tıp alanında tıbbın bütüncüllüğünü yitirmesiyle doktorların görevinin ilaç yazmaktan ibaret kaldığını söyleyenler var. Nasıl? Mesela adam diyor hasta ama bu hastalığının diyor psikolojik nedenleri var. Fakat diyor doktor kodlanmış, başım ağrıyor, ağrı kesici veriyor diyor. Halbuki adamla konuşsa belki adam başka dertler anlatacak. Eskiden diyorlar hekimlik böyle değil de hekim daha bütüncül yaklaşırdı hastasına. Ama şimdi tabii uzmanlık alanları oluştu. O uzmanlık alanlarında semptomlar hazır geliyor. Onlara yazacak ilaçlar hazır geliyor. O geliyor çıt yazıp veriyor. Bu geliyor çıt yazıp veriyor. İşin derinliğine bakamıyorlar ya da bütünlüğünü göremiyorlar. İle ahir böyle eleştiriler var yani. Bu ayetlerin beraber olmasının da o eleştiriye güç verir bir yanı olabilir. Allahu alem kaydıyla bunu söylüyorum. Pekala. Ayetlere gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ayet Bakara suresinin 255. ayeti. Kısa bir meali de şöyle. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur. Yani hay kelimesinin anlamı da söz basın burada biraz açmış. Hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Kayyum odur.
bizzat kaim olan odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder. Bütün varlıklar onunla ayakta durur ve varlıkları onunla devam eder. Bakara suresinin 255. ayeti. Teberrüken bir daha okuyayım şeyini, orijinalini, aslını. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Şimdi arkadaşlar, yeri geliyor ben tekrar tekrar bu mevzuya dönüyorum. Ama çok daha sancısını çektiğimiz bir dert olduğu için dönüyorum. Bakınız, bu ayet-i kerimenin meali, bu ayet-i kerimenin aslını ne kadar tutabilir? Yani şu hay ve kayyum, hatta Allah, onu da biz ta Bismillah bahsinde birinci sözde konuşmuştuk. Allah ismi Celali'nin bütün Esma-ül Hüsna'yı kendisinde barındıran bir zenginliğe sahip olduğundan bahsetmiştik. Öyle metinlere, onu izah eden metinlere de atıf yaparak bu dersleri izleyenler hatırlayacaklar. Şimdi yani şuradaki manayı bakın açıyorlar. Söz basım külliyat, Allah razı olsun, meali vererek kesip atmamış. Esma'yı da biraz açmaya çalışmış. Ama ben biliyorum, söz basım yayının bir de ıstılahlar şeyi var, çalışması var. Risale-i Nur'da geçen kavramlar, ıstılahlar üzerine. Kenan Demirtaş Hoca'nın başlığın önderliğinde arkadaşların hazırladığı çalışma var. O da çok güzel bir eserdir. Ben okuyorum onu. Şu an mesela masamın üstünde. Yarısını geçmişim. O çalışmaya baktığınız zaman daha da açtıklarını görüyorsunuz. Yani mesela işte hay uzun birkaç sayfa devam ediyor. Kayyum birkaç sayfa devam ediyor. Farklı veçheleriyle, Risale-i Nur'da verilmiş farklı yönleriyle anlatıyor. Söz basımın çalışmasını koyalım bir yere, başka bir sözlük açalım. Bakalım hay ve kayyuma ne diyor. Belki onlar da daha çok farklı manalar, zenginlikler katacaklar o hay ve kayyum manasına. Nice eser geçsek, kaç alim dolaşsak, hay ve kayyumun onlardan birer bal aldığını, birer bakış açısı zenginlik kazandığını, hadislere atıflarla, ayetlere atıflarla veya lügavi manalarıyla birçok zenginliğin katıldığını göreceğiz. Yani bir tarafta belki her bir kavram, mesela hay kavramı bir cilt kitap, kayyum kavramı bir cilt kitap olacakken, bu tarafta bir tek satır. Yani bu ayetin meali, yani daha doğrusu bu ayetin tam karşılığı olmaya layık mı? Mümkün mü böyle bir şey yani? Yani buradaki hay ve kayyum öyle kavramlar ki İslam alemi 14 asırdır bunları anlamaya çalışıyor. Yazıyor, çiziyor, üretiyor. Hala sınırına gelmiş değil. Hala kainatta tecellilerini okuyarak o sınırı genişletiyor. Yeni ne diyelim ona, argümanlar üretiyor, altını dolduruyor, yeni zenginlikler katıyor, bakış açısını genişletiyor. Mesela biz bugün atom altı düzeyde öyle bir derinliğe indik ki bir yerden sonra madde nerede diyorsun? Kütle niye var diyorsun? Bunlar diyorsun enerjiden ibaret mesela. Einstein o mevzuyu başımıza açan ilk ne dedi? Enerji, madde, hareket, mekan, zaman, bunlar dedi aynı şey aslında. Enerji yoğunlaşırsa madde oluyor. Hareket bize mekan olarak, zaman olarak görünüyor dedi yani. Bunlar aslında aynı şeyler dedi. O tartışmalara girmeyeyim ama yani onların birbirisiyle ilgili olduğunu ve formüllerle de birbirlerini verdiğini, yani bunun doğrulandığını biz de ta bunları ortaokulda, lisede, derslerde gördük, öğrendik. Basit yönlerini tabii, daha karmaşık şeyleri de var bunların. Bakınız iniyoruz aşağıya, bilim adamları en son diyorlar ki yani öyle bir düzeye geleceğiz ki diyor. Varlığın kökeni enerji dalgalarından ibaret gibi olacak diyor. Yani bir yerden bir yere akan bir enerji. En son galiba buna çıkacak bu iş diyorlar. Hani madde var diyemeyeceğiz. Ama geri çekilip baktığımız zaman madde var. Biz şu an varız mesela. Bu enerji nereden akıyor, nereye gidiyor? Haydan gelip huya gideriz diyoruz ya biz. Hatta bir önceki ayette dediğimiz İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Estağfirullah. Yani o ayet-i kerimedeki ondan geldik yine ona döneriz, Allah'tan geldik yine Allah'a döneriz manası. Artık bilimin de böyle dibe indikçe, kazıdıkça ya hakikaten bu iş buna varacak dediği bir şey. Bir enerji dalgasıyız, akıp gidiyoruz. Bunu ne kadar kendi gözlemimizle, gözlemimizdeki sınırlıktan dolayı donuk olarak görsek de aslında inceldikçe, ardına düşüldükçe latifleşiyor.
Bunu fark ediyor bilim adamları. Hal böyle olunca tabii ki de kayyum ismi şerifine bakışımız da değişiyor. Kayyum kavramına bakışımız da değişiyor. Yani daha net bir görüş alanı elde ediyoruz. Cenab-ı Hak her an bu varlığı devam ettiriyor. Kendisi devam etmek için hiçbir şeye bağlı değil. Onun Allah olabilmesi için öyle olması lazım. Devamının hiçbir şeye bağlı olmaması lazım. Devamı bir şeye bağlı olsaydı o onun Allah'ı olurdu haşa. Yani Cenab-ı Hak hiçbir şeye bağlı olmamasıyla Allah zaten. Hiçbir şeye muhtaç olmamasıyla Allah zaten. Her şeyin ona muhtaç olmasıyla Allah zaten yani. Allah'lık böyle olur. Yoksa bu bunun oğlu, o onun çocuğu, o Yunan tanrıları gibi böyle Allah olmaz. Müslümanlar Allah inancında tutarlılardır. Hem muhtaç edip hem her şeyden daha kuvvetli demezler yani. Bu iki zıttı beraber söylemezler. Hem sonsuz deyip hem sınırlandırmazlar. Müslümanların Allah inancı en tutarlısıdır yani. Allah, onlarınkine de böyle söz gelimi, sözde Allah'lar dersek, ilahlar dersek onlarınkine de, o onlar bir tanım yapsın, biz yapalım, bizimki tutarlıdır, onlarınki tutarsızdır. Evet, işte kayyum ismini dedik, böyle okuyabiliyoruz. Hay ismi de mesela, şimdi hay ismini, elbette hayatı herkes biliyordu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan bugüne, hayatın ana hatlarıyla herkes şeyini biliyor. Ne anlama geldiğini biliyor. Ama daha dakik, daha ince, bu en basit canlı diyorlar mesela virüse. Neresi basit? Abi bakıyorsun içi şehir gibi. Bir tane belgesel vardı, bilmiyorum hala var mıdır, YouTube'da duruyor mudur, aransa bulunur mu? Bir hücrenin içinde olanları böyle şey olarak göstermişler. Hücreyi metropol gibi yapmışlar böyle. Abi şey yani, bu bilim kurgu filmlerinde 2000-3000'li yıllarda falan böyle bir şehir hayal ederler ya, arabalar havada uçuşuyor işte, bilmem ne, ışınlanıyor insanlar, dev gibi binalar var, binaların ucu hep gökte falan, böyle trafik sürekli akıyor, karmaşa ama bir de düzenlilik o karmaşa içinde, kocaman bir şehir. Hücre aynı öyle ve hiç aksamıyor içindeki trafik. Şimdi hayata bakışımızla, eskilerin hayata bakışıyla bizim hayata bakışımız detayda aynı mı? Bak hayır. Biz daha farklı veçelerini de gördük. Ha, icmalde bir fark oluşmadı. O da hayatı biliyordu, biz de biliyorduk. Ama açılıyor kavram giderek. DNA'ya iniyorsun. Abi ne olacağı, ne biteceği yazılmış, içine konmuş. Rahmetli amcam, Allah rahmet eylesin, elektrik ustasıydı. Beraber de inşaatta çalışmışlığımız olmuştu. O rahmetli binayı bitirdikten sonra panonun altına nasıl çalıştığını, nerede ne yaptığını böyle bir şey yapardı. Planı vardı yani. Onu üzerinde de notlar alarak yazardı. Panonun altına sokardı böyle. Dedik amca sen bunu niye yapıyorsun? Hani diyor elektrikçi gelir, beni çağırmazlar, başkası gelir, adam şey yapmasın. Ya burada nasıl yapılmış bu şebeke, bu kablolar nasıl çekilmiş, adam acabaya düşmesin. Hani bilsin nasıl yapılmış sistemi. Onun için koyuyorum derdi. İşte DNA'nın içinde de şey duruyor, plan duruyor. Ne, nasıl yapılmış? Plan mı yaptı binayı? Hayır. Plan yapamaz. Üstad Hazretlerin, galiba Hüseyin Cisri Hazretlerinden alıyor o da bu örneği. İşaret-ül İcaz'da ona atfeden zikrediyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabiat da öyle. Şimdi tabiata geliyorsunuz, tabiatın karşısındasınız. Bir sürü düzenli iş var. Bir de ortada kitap var. Tabiata diyor, ilahlık vasfeden diyor, vahşi bir adama benzer ki diyor, geliyor. Bir sarayda iş düzenliliği görüyor. Bir de bakıyor ki sarayın ortasında bir kitap var. Aslında diyor, akıl kabul etmez ki bu kitap bu işleri yaratsın, yapsın. Ama diyor, zorundan, başka bir şey göremediği için, bakış açısızlar olduğu için, Allah'ı kabul etmediği için, diyor ki bu kitap yapmıştır. Bak içinde bilgiler de yazıyor. Bakın tabiatçılar nasıl o hataya düşüyorlarsa, bugün her şeyi DNA'ya verenler de o hataya düşüyor. DNA aslında, tabiri caizse, amcamın o planı panonun altına sıkıştırması gibi. Orada olanları anlatıyor.
Ama orada olanlara o yaratmıyor. Çünkü o sadece bir şifre. Bir kitap yani. Sarayın ortasına bırakılmış kitap. Kitap nasıl sarayı yaratmıyorsa DNA da hücreyi yaratmıyor. Zaten bu materyalistlerin çıkamadığı nokta ilk ya da evrimcilerin de öyle. İlk canlı nasıl oluştu? Aminoasitler DNA'sız oluşmuyor. DNA'larda aminoasitsiz oluşmuyor. Yani ikisinin beraber olması lazım. İkisinin beraber aynı anda yaratılmış olması lazım ki o düzenleri işlesin. O olmadan bu olmuyor, bu olmadan o olmuyor. Anahtarla kilit gibi. Geçmiş sözlerde andığımız bir örnek. Anahtar kilitsiz boşuna, kilit anahtarsız boşuna. Beraber çalışıyorlar yani. O işi beraber yapabiliyorlar. İlahi ahir bu bahse çok konuştum. Bu ayetin üzerine çok da vaktinizi aldım. Yani özetle demek istediğim şuydu. Ne hay kavramı ne kayyum kavramı hayat veren odur, ayakta tutan odur demekle geçiştirilebilecek değil. Bir satırlık, birkaç satırlık meallerde Kur'an'ın burada bize ifade ettiği manayı anlatabilecek durumda değil. Bunları özetle, böyle şöyle böyle bir ufak giriş. Ancak öyle düşünmek lazım. Tefsirlerden Kur'an'ı öğrenmenin en büyük faydası da bu. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini bakınız okuyoruz. Bu da bir Kur'an tefsiri. Başka alimlerimizin de eserleri var. Allah hepsinden razı olsun. Demiyorlar ki biz şeyin sonuna geldik, bitirdik. Elmalı Hamdi Yazır merhumun Besmele'yi izahı varmış galiba. Sayfalarca süren bir izahmış bu. Yani ben şimdi tam adedi aklımda kalmadı ama epey süren bir izahmış. Sonunda diyormuş ki yani bak bunu bile bu kadar şeyde hala bitiremedik. Bakın nerede o müfessirlerin had bilirliği, nerede bu mealcilerin had bilmezliği. Yani Kur'an'a yaklaşım açısından da bir sıkıntı var. Bütün mealcileri suçlamıyorum ama bir kısım mealciler diyelim. Yahu siz burada hiçbir şeysiniz yani mana izahında çok azsınız. Yetinmezsiniz. Sakın böyle kendinizi daha üst bir yerlere çıkarmayın kardeşim. Haddinizi bilin. Demek lazım onlara. Evet, ilk ayetimiz buydu. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kısa bir meali de böyleydi. Allah Teala ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hay odur. Hayatı ezeli ve ebedi olan ve bütün varlıklara hayat veren odur. Kayyum odur. Bizzat kaim olan odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder. Bütün varlıklar onunla ayakta durur ve varlıkları onunla devam eder. Bakara suresinin 255. ayetiymiş bu. Bu da onun kısa mealiydi. Kayyum kelimesini biz biraz yönetici atama işlerinden biliyoruz. Ama o aslında kayyim herhalde. Alışıldı şimdi Galati meşhur oldu. Kayyum diye kullanıyorlar. Kayyim demek lazımmış galiba onun normalde Arapça diline göre doğru kullanımı oymuş. O da bir yan mana ne yapıyor? Firmayı ayakta tutmaya çalışıyor. Kayyim. Devam ettirecek. O manada yani. Diğer ayet. İnnet dine indallahil İslam. Onun da kısa bir meali böyle. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Bu da Ali İmran suresinin 19. ayeti. Kısa mealini tekrar okuyayım. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Bu ayeti kerime cuma hutbelerinde duyduğumuz, aşinası olduğumuz bir ayet. Bu ayetin manası tabii çok önemli. Müslümanlara bir izzet, bir ayakta durma, kendi ayakları üstünde durma aşıladığı gibi bu ayet. Bir de nasıl diyelim? Doğru yanlış algımızda bize bir sınır çiziyor. Geçmememiz gereken yeri çiziyor. Bir kere biz tek diniz, makbul diniz, Allah'ın din dediği, din saydığı tek din biziz. Bunu bilmemiz lazım. Bu ayakta duruşumuz yani. Biz onların içinde bir tane de biz diye bakmıyoruz buna. Bir sürü inanç var, bunlardan birisi de İslam diye bakmıyoruz. Allah kainata, insanlığa birçok peygamber göndermiş. Hepsi İslam'ı anlatmışlar. Kur'an da bunu böyle söylüyor. Yani onların da anlattığı İslam'dı. Teferruatta küçük şeylerde farklılık var ama esaslarda aynıydı. Tabii tafsil şey farkı var. Bazı hükümlerde farklılık var. Peygamberlerin ümmetlerine göre şeriatların bazı şeyleri değişik.
En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu şeriat bütün insanlığa geçerli şeye ulaşmış, kemale ulaşmış. Diğer peygamberlerin şeriatları kendi kavimlerine göreymiş. Çünkü o zamanlar bu böyle iletişim, ulaşım olmadığı için, etkileşim olmadığı için insanlığın seviyesi de farklı farklı. Onlara gelecek şeriatın da tabii ki eğitim yönüyle, terbiye yönüyle farklılıkları var. Ayrı kavimlere ayrı peygamberler geliyor. Hepsine bir peygamber gelmiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman insanlık bir kıvama gelmiş. Tek müderristen ders alacak kıvama gelmiş. Tek peygambere ümmet olacak kıvama gelmiş. Ve şeriat gelmiş onlara, İslam. Ve bir daha peygamber gelmemiş. Peygamberlerin mührüdür Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Neden? Çünkü ihtiyaç yok. Artık herkesin alabileceği ders belli oldu. Bazen rastlıyorum ateistlerinde falan, ya işte dünya bu durumdayken eğer Allah varsa niye peygamber göndermiyor? Ya buna verilecek çok cevap var da bir tanesini buradan hareketle söyleyelim. Zaten ulaşılacak nokta tebeyyün etti. Buradan sonra iş insanlığa düşüyor. Biz o yola gidecek miyiz? Problem burada. Yoksa peygamberler kafamıza sopayla vurup bizi düzeltmiyor ki, o da teklif ediyor sana doğruyu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din bozulmadı ki. Esasları kitaplarda, kaynaklarda, alimlerin hafızalarında duruyor. Ulaşmak isteyen hakikate onlardan ulaşabilir. Hakiki istikametli alimler peygamber varisleridir. Bu açıdan mesajın ulaşılabilirliğinde bir problem oluşmadı yani. 15 asır geçti, 14 asır geçti. Mesaj dipdiri duruyor. Öyle bir şey kayboluş yaşanmadığına göre tekrar peygamber gelmesine niye ihtiyaç olsun? Ha, uygulanmıyormuş. Uygulanmaması insanlığın problemi. İnsanlığın uygulaması lazım. Yoksa mesajın yitimi anlamında bir sorun yok. Mesaj ortamızda. Kur'an'ıyla, sünnetiyle, mezhepleriyle, hak mezhepleriyle tabii. Ve bunun altında yine ehli sünnet tarikatıyla, alimiyle, şusuyla, kollarıyla, her şeyle, fıkıhla, hadisle, hepsiyle mevcut, tas tamam, hazır halde. Ulaşmak isteyen ulaşabiliyor. Ulaşamayanı peygamberler tekmeyle itecek hali yok. Sırtından da itecek hali yok. Sopayla kafasını da vurmayacak. Ya teklif edecek o da. Zaten alimler de teklif ediyor. Yani niye peygamber gelmiyor, Allah varsa falan filan. Bunun Müslümanların en azından peygamberliği koyduğu yer, onun hikmetine dair ifadeler açısından geçerli bir şey değil. Çünkü ahir zamanda peygamber gelmesine gerek yok. Mesajda o anlamda, mesajın taşınmasında sorun yok. Unutulmamış, yitirilmemiş. Peygamberler niye geliyordu? Önceki mesaj kaybolduğunda ya da çok zarar gördüğünde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş ama geldiğinde Hristiyanlık tahrif olmuş. Musevilik tahrif olmuş. Hani mesajın sağlığı kalmamış. Elbette onun yeni mesajı getirmesi lazım. Ama İslam'da mesajın sağlığı açısından bir problem yok. Uygulama açısından insanlığın onunla muhatabiyetinde sorunlar var. Elbette ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu biraz daha toparlanacak. Elhamdülillah, inşallah. Ömrümüz varsa biz de görürüz. Şimdi gelelim bu iki ayetin ilgisine. Bir tarafta diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Diğer tarafta diyor ki, şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Şimdi böyle diyebilirsiniz yani, meal üzerinden sırf muhatap olduğunuzda. Ya bunlar niye beraber acaba, ne anlatıyor acaba bir şey, ben bu bağlantıyı kuramadım falan diyebilirsiniz. Ama işte hay ve kayyum isimlerinin içine girdiğiniz zaman, dinin insanda yaptığı şeyi bildiğiniz zaman, bağlantılar açılıyor. Yani bu iki ayet neden berabermiş? Beraberken bize ne anlatıyorlarmış? Bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Nedir mesela? Bakınız, hay ve kayyum isimleri kainatta ne iş yapıyorsa, din de insanda o işi yapıyor. Bak, kanunun bir ucu hay ve kayyum isimlerinin en azam şeyine gitsin, tecelligahına gitsin. Diğer ucu da en aşağı insin. Biz şeyde ne görmüştük? Bismillahirrahmanirrahim dersinde
14. Leman'ın ikinci makamında birinci sözün hemen ardındaki metinde o. Allah, Rahman, Rahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim aslında tecelliyi okuma anlamında büyük resimden en küçük resme, detay resme kadar inen bir şeyi gösteriyor bize. Hattı gösteriyor yani Cenab-ı Hakk'ın tecellisinde farklı mertebeler olduğunu, detaylarda da ince ince okumalarla rahimiyetin göründüğünü, en büyük okumada da uluhiyetin göründüğünü bize söylüyordu Bismillahirrahmanirrahim. İnsani arşa çıkarıyordu bizi. Arştan aşağı nuzul ile insani arşa çıkmaya bir vesile oluyordu. Onun gibi bir ifade var. Durun yerinden okuyayım. Hatırlamış olalım. Birinci sırdaymış. Geçtim orayı. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Burası işte 14. Leman'ın ikinci makamının birinci sırrının son paragrafı. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani insandaki detayda Cenab-ı Hakk'ı görmeyi ve kainatın büyük resminde Allah'ı görmeyi ikisini diyor bir öğretir Bismillahirrahmanirrahim. İçindeki bağı öğretir diyor. Tabi orada bunu detaylı açıyordu. Tekrar oraya dönmeyelim. Ama bu bakış açısıyla anlıyoruz ki büyük dairelerde olanla küçük dairede olanın kanuniyet itibarıyla bir bağı var. Orada daha küçük bir resmini görüyorsun, orada daha büyük bir resmini görüyorsun gibi. Cenab-ı Hak nasıl kainatta kayyumiyetiyle varlığı devam ettiriyor, varlığın aksamasına, arıza çıkmasına, hiçe gitmesine engel oluyor. Her an kainat tekrar tekrar var ediliyor. Hani bekası kainatın devamlılığı böyle sürüyor aslında. Her an hem içeride işleyişin düzeninin devamı, mesela dünya güneşin etrafında bir düzen içinde dönüyor. Her anı kontrol altında. Bir an bir kilometre sağa kayayım demiyor mesela. Bir güzergahı var, düzen içinde dönüyor. Biz de bu düzeni yasa olarak okuyoruz. O yasa o düzeni sağlamıyor. Bakınız, kanun eşyayı elinde tutmuyor. Mesela yer çekimi kanunu. Ya bu kanun dediğiniz şeyin vücudu yok. Kanun şeyi tutamaz. Biz kanunla işleyişi okuyoruz. Hangi düzen içinde hareket ettiğini anlıyoruz. O yani düzenin, nizamın formülünü çıkarıyoruz. Yoksa formül şeyi sağlamıyor. İşte yer çekimi formülü var. Neydi unuttum şimdi mesela. Bilmem ne kütleyle ivmenin çarpımı falan, işte hızın formülü falan. Şimdi o formül onu sağlamıyor ki. O formülü bir adam mı böyle çekiyor mu onu aşağı? Yok. İp mi var elinde? Yok. Ama okumamızı sağlıyor. Yani bir sınırlama getiriyoruz. Ha, bu iş böyle oluyormuş diye. İnsaniyetin yanılgısı okuduğu nizamın kanununu müessir sanması. Kanun müessir olamaz. Kanun koyucu müessir olur. Anayasa kitabı var diyelim. Ya anayasa kitabı mı sağlıyor adaleti? Hayır. O anayasa kitabını uygulayıcıları sağlıyor. Anayasa kitabı bize o düzenin nasıl işlediğini anlatıyor. Ne üzerine işlediğini anlatıyor yani. Yoksa yasanın kendisi uygulayıcı değil ki. Anayasa kitabına hırsız geçerken anayasa kitabına takılıp düşüp cezaevine girmiyor yani. Yuvarlanarak böyle cezaevine falan gitmiyor. Böyle bir alem yok. Böyle değişik tasavvurlarımız yok bizim. O yasa bize işleyişin şeklini anlatıyor. Bir ülkeye gidiyorsunuz, oranın kanununu okuyorsunuz. O kanun kitabı yasayı sağladığı için değil. Nasıl işliyormuş burada düzen? Polisler nasıl hareket ediyormuş? Devlet kimleri takip ediyormuş, kimleri etmiyormuş? Nelerde dikkatli olmam lazım diye okuyorsunuz. İlâ ahir. Ya nasıl işte kayyumiyet kainatı böyle devam ettiriyor her an. Hem
hiçten vara çıkış, hem de o varlığın içindeki deverandaki düzen şeklinde, onların devamı şeklinde sürdürüyor. Hem de bakınız, bu genel düzen, yani her şeyde gözüküyor tabii ayrı ayrı, ama bu genel resim, bir de hayattar varlıklar var, canlılar var mesela. Onların da başka düzenleri var. Bakınız, dünyanın bir düzeni var, yıldızların, galaksilerin bir düzeni var. Bir de dünyanın üzerinde yaşayan canlılar var, onların ayrı bir düzeni var. Atıyorum dünyada su, atıyorum mesela volkanın ağzındaki su olsun, kaç dereceye çıkar atıyorum. 1000 derecelik su olsun orada, basınçta falan sıkışmış olsun, 1000 derece olsun. Orada olabilir ama canlılar dünyasında bu olmaz. Canlının iç düzeninin bir sınırı var. İşte 56 dereceden sonra proteinler bozulmaya başlar diyorlar sıcaklıkta. Yani insan dediğimiz şey üzerinden konuşalım. İnsanın dünyanın içinde bir de ayrı kendi düzeni var. İçinde devam etmesi gereken bir düzen var. Her dünyada olan her şeyi insan ağzına atamıyor. Zehirliyor bazıları. Veya dünyada olan her şey insana iyi gelmiyor. Oranları var. Fazla kaçıramıyor veya bazıdan hiç almaması gerekiyor. Mesela civayı falan insana şey oldu mu, biz okuldayken laboratuvarda elimizi dokundurduğumuzda hocalar derdi, hani yaranız maranız varsa elinizi sürmeyin civaya. Niye? O yaradan bile olsa zehirleyebilir diyorlardı. Nasıl bir maddeyse, hani biz tuttuk elimizi de ama deriden bir şey yapmıyormuş. Böyle ağır bir su gibi. Yuvarlak da durabiliyor, böyle biraz toplu duruyor. Sıvı metal. Hülasa yani orada bir düzen var. Kayyum ismiyle kainatta devam ede gelen bir düzen var. Kayyumiyetin delili, eseri. Onun içinde insanlığa hayatla devam ettirilen bir düzen var. İnsanlığa ve diğer canlılara. Bitkilerde bunun tecellisi farklı, hayvanlarda farklı, insaniyette daha da farklı. Bir hayat şeyi var. Yani insan sadece hayvanlar gibi de hayatta kalamıyor. İnsanın sanat ihtiyacı da var, edebiyat ihtiyacı da var, eğlence ihtiyacı da var. Hayvanlarda mesela görünmeyen başka ihtiyaçları da var. Onları da ihtiyaç duyuyor hayatının devamı için. Diyoruz, bakın kayyumiyetten haya geçtik. Kayyumiyet bir düzen devamıydı. Hay onun içinde daha özel bölgeler. Aynı uluhiyet, rahmaniyet gibi. Onun içinde de nereye geldik? Allah katında makbul olan din İslam dinidir. Ama bu insanların işte bu, dedik ki hani insanın özel bir durumu var. Bitkiler gibi, hayvanlar gibi de değil insan. Hayatının, canlılığının devamı böyle olmuyor insanın. Ya insan diyor ki, ben diyor mesela akrabamı kaybettim. Bak köpek, hayvan buna aldırmıyor pek. Veya işte kedi buna aldırmıyor. Başka bir canlı buna pek aldırmıyor. Unutuyor, gidiyor. Ama diyor ben diyor bir yakınımı kaybettiğim zaman bunu unutamıyorum. Bu soruya cevap verecek bir şeye ihtiyacım var. Veya nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin buradayım, bunları anlamlandırmam lazım diyor. O şey için söyleniyor, Tolstoy'un, Stefan Zweig'in kitabında geçiyordu galiba. Tolstoy normalde ahir ömründe biraz daha dindar takılmış ama ondan önce o kadar dindar değilmiş. Diyorlar işte kaç yaşında, 30'lu yaşlarında mı? Yani bir defter almış eline, günlüğünde de varmış. Yazdığı sorular var böyle. Bu soruları yazdıktan sonra dönüşüm yaşamış. O sorulara bakıyorsunuz hep şey bu. Niçin buradayım, ne yapmalıyım, niçin yaratıldım, nereye gidiyorum? Böyle sorular yazmış yukarıdan aşağı. Kitabı iade etmeseydim oradan okurdum. Demek ki o sorular varoluşun soruları, insan için özel sorular. Onların da cevabını bulması lazım ki hayat güzelce devam etsin. Bakın kayyumiyet, hay, onun içinde din. Din niye geldi? İşte o çözümsüzlükler çözüm bulsun. İnsanın buradaki varlığı tamamlansın. İnsana irade verilmiş. Bir açıdan şey verilmiş yani, boş defterler verilmiş doldurması gereken. Neye göre dolduracak? Kainatta diğer defterler hep dolu. Hayvan mesela dünyaya geliyor, her şeyi biliyor gibi. Lazım olan şeyleri biliyor. Bazen işte bazı canlıların yavrusu bir çıkıyor, aynı büyük gibi. Hiç şüphe duymuyor yani, nasıl yaşayacağım demiyor. Bazı canlılar yine öğrenmesi gerekiyor falan. Ama insan hep öğrenmesi gerekiyor. Bak,
durumumuz daha özel. Daha çok acabamız var, daha çok sorumuz var, daha çok arayışımız var. Bize de onların içinde daha özel bir tecelli lazım. Kayyumiyetin içinde hayat, hayatın içinde de din. Bediüzzaman Hazretleri bunu Lemaat'ta diyor galiba. Hayatın hayatı dindir diyor mesela. İhya-i din ile olur, bu milletin ihyası. Cümlenin devamı da böyle geliyordu galiba. Din, hayatın hayatı. Aklımda kalmamış hepsi. Hatırlayamadım. Böyle din, hayatın hayatı falan diyor. En son şey diyor, İhya-i din ile olur bu milletin ihyası. Neden? O hakikat bununla tamam oluyor. Son parçası. Bu da geldiği an şey toparlanıyor. Hayat, kayyumiyet, hayat ve din. Şimdi nasıl oldu? Bakınız iki ayet birbiriyle bağlandı mı? Bağlandı. Yani dinin gelişi o kanunun devamı oldu. Bismillahirrahmanirrahim'de nasıl biz yukarıdan aşağı iniyorduk böyle? Kayyum, hay ve dinde de biz böyle şey olduk, aşağı indik. Yani o kanuniyet, kayyumiyet bir kainatta gözüken şekli var, kayyumiyet tecellilerinin. Bir hayatta gözüken daha özet şekilleri var, daha farklı şekilleri var, daha organize. Yani bir taşın varoluşuyla bir canlının varlığını devam ettirmesi aynı şartlara bağlı değil. Canlılarda daha özel bir işçilik var. Bir de onun altında irade, ihtiyar sahibi olan insanlarda daha has tecelliler dairesi var. Daha özel lütuflar, yardımlar, inayetler, taallümler dairesi var. İşte o daireyi de din ifade ediyor. İnsan dinle tamamını buluyor. Böylece o kanun da insanda ucu bağlanıyor gibi oluyor. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. Böylece iki ayetin birbiriyle bağını bir parça anlamış olduk. Peki bunun 8. sözle ne ilgisi var? Onu da konuşalım Risale'yi okumaya başlamadan. 8. sözde bize öyle bir temsil anlatılacak ki. Bu temsilde iki kahraman var. Onlar bir şeyler yaşayacaklar. Onlar da ancak dinle, yani o dine dair uyanışla, birisi bunu başaramıyor, diğerisi başarıyor. Bu temsilin gösterdiği resme baktığımızda, başarılı ve başarısız örneklere baktığımızda, dinin biz neyi tamamladığını göreceğiz. Yani bu süreçte dinin fonksiyonu ne? Din insana ne sağlıyor? Din neden lazım? Dinle bizim varoluşsal anlamda, fıtrat anlamında nasıl bir şeyimiz var? Ya din şey mi yani bu? Bir tür haşa sümme haşa, hovardalık mı? Uydurulmuş bir şey mi? Bu din kültürü ahlak bilgisi kitaplarının falan da üslubu biraz böyledir. Yani sanki işte inanç, insanoğlu tarihin başından itibaren korkularına karşı, işte bilmem şunlara karşı bir şeye sığınma ihtiyacı duymuştur falan filan. Böyle sanki şey, ihtiyaçtan sonra uydurmuşlar dini gibi. Sosyolojik düzlemde açıklamaya çalışıyor. Sosyopsikolojik düzlemde, yüzeyde. Sebep nasıl elmayı ağaca veriyorsa, onu da böyle işte korkular vardı, sığınmak ihtiyacı hissediyordu. O yüzden din diye bir şey uydurdu, Tanrı diye bir şey uydurdu, ona tapınmaya başladı falan filan gibi bir zemine çekiyor. Tam tersine, din hakikati insanlıkla beraber, daha doğrusu evrenle beraber, evrendeki düzenin devamı, ucu, parçası olduğu için insan dine ihtiyaç duyuyor. Beraber var olduğu şey, eksik parçası. Cenab-ı Hak onu bulması için yaratmış, onunla düzenini kurması için yaratmış, onunla sınanması için yaratmış. Fıtratında onunla ilgili elbette şeyler var, ihtiyaçlar var. Ya da onu bulunca doğru parçamı buldum diyen yanlar var. Bu demek değildi ki o parçalar onu doğurdu, yarattı, haşa. Bu açıdan arkadaşlar, sosyologlar da, psikologlar da yüzeyde her şeyi çözmeye çalışanlardır. İki boyutta, üç boyutta çözmeye çalışanlardır. Yani nasıl işte tabiatçılar sebep-sonuç ilişkileriyle her şeyi açıklamaya çalışıyorlar. İşte Tanrı tasavvurunu boş verip kainatı kainatla açıklamaya çalışıyorlar. Nasıl materyalistler bunu yapıyor? Nasıl evrimciler biyolojik anlamda süreci açıklamak için bunu yapıyorlar? Yani yüzeyde her şeyi çözmeye çalışıyorlar.
aynısını sosyopsikoloji alanında da işte böyle yaklaşanlar yapıyor. Bunların adı ne olursa olsun. İster ilahiyatçı olsun, ister sosyolog olsun, ister psikolog olsun. Yani kendilerini nasıl tarif ederlerse etsinler. Aynı hastalık onlarda da var. Bu sosyal bilimler de aynı yüzeyselliği şeye taşıyorlar işte. Din ilimlerine taşıyorlar. Bir de biraz da böyle dini bilgisi varsa, mürekkep yalamışlığı varsa bu konularda adam ayetlerden, hadislerden, şunlardan, bunlardan kendine delil çıkarmaya çalışıyor. Kardeşim sen yüzeydesin hala. Yaklaşımın yanlış. Mesela Mehdi meselesini tartışıyoruz bir tane işte ilahiyat kökenli birisiyle. İsmini vermeyeyim şimdi. Ya diyor işte sosyolojik anlamda şöyle böyle işte insanlar her zaman bir Mehdi inancına ihtiyaç duymuş. Ya dedim bak bu dil, senin konuştuğun bir dil Müslüman dili değil. Sen Müslümansın, onda şüphem yok, amenna, ama bu konuştuğun dil Müslüman dili değil. Niye? Biz ne şöyle söyleyeyim. Saha ile sadece açıklamayız olayı. Yani burada anahtar var, burada kilit var. Anahtar kilitten olmuştur. Kilit anahtardan olmuştur gibi esbab içinde açıklamayız. Bu materyalizmin hastalığı. Bu pozitivizmin hastalığı, bu tabiatçılık, bu evrimcilik, yani hepsi aynı, birbirinin tafsilatı, farklı başlıkları, farklı yansımaları gibi bunlar. Mevzuların hepsi yüzeyde açıklama işi. Biz dedim Müslümanız kardeşim, biz dedim Allah'la açıklarız her şeyi. Madem ki böyle diyorsun, hani diyorsun ki ya insanlık her zaman bir kurtarıcıya ihtiyaç duymuştur. Arkadaş niye duymuştur? Yani bunun Allah'la ilgisi, sen imanlı bir insan olarak sana soruyorum dedim. Bir İslamiyet, insanlık neden bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyor? Yani bunu Allah koymuş olamaz mı? Elbette ki de Allah koymuştur falan. Neden? Karşılığını gönderecek. Peygamberleri gönderecek. Peki dedim, peygamberleri gönderecek, bu ihtiyacı koymuş. Göndermiş. Onların varisleri de alimler. Ya dedim hani bu kadar süreci kabul ettikten sonra ahir zamanda bir tane daha göndermesine ne mani var? Yani bir engel var mı? Şimdi sen ne şeyi kabul ettin? Gereği Allah'ın yarattığını, insanın içine koyduğunu, imanlı bir Müslüman olarak kabul ettin. Başka bir tanrı yok ki onu ayrı başka birisi yaratsın. Ya da tesadüflerle olursun. Herhalde böyle bir şeye inanmıyorsun sen. Mümin, muvahhid bir insansın. Bunu kabul ettin. Maşallah. Ondan sonra nübüvveti de kabul ettin. Bu ihtiyacın karşılığı nübüvvette karşılanmıştır da dedin. Ona da maşallah. Biliyorsun ki alimler de peygamber varisleri. Bunu da reddetmiyorsun. İhtiyaç olduğunu falan, yani onlara ihtiyaç yoktu falan demiyorsun. Çünkü sen de kendin de zaten o alimlerden ders almışsın, ilahiyat okumuşsun. İhtiyaç duymazsan okumazsın. Ona da tamam. Kardeşim Mehdi o kanunun en ucundaki parçası. Ahir zamanda gelecek bir ferdi hakkında hadisler olan bir şey. Zaten o mevzu hadislerden çıkıyor. Bizim sosyopsikolojik ihtiyaçlarımızdan çıkmıyor. Biz sosyopsikolojik, yani şöyle demiyoruz yani. Bizim çok ihtiyacımız var hem sosyopsikolojik falan. O zaman bir Mehdi'ye inanalım biz. Böyle ümmet toplanmış, el ele tutuşmuş böyle bir şeye karar vermiş değil ki. Hadis metinleri var. Bu hadislerin yani güvenilir hadisler, sahih kaynaklarımızda geçen hadisler. Ha, bazıları belki şeydir, rivayet şey yönünden vardır ama Mehdiyet'in hakkındaki hadisler şey yani kuvvetli hadisler. Zayıfları ayrı tutuyorum. Onu zaten ehli biliyor. Ulemamız onu tasdif etmiş. Ama reddedilmeyecek kadar mesela Ebu Bekir Sifil Hoca onu uzun uzun izah ediyor. Onunla ilgili makaleleri var. Yani Ebu Bekir Sifil Hoca ki hadis konusunda nasıl hassas? Ya sahih diyor yani bunlar diyor belli yani bunlar müminlerin itikadında yer eden bir mesele diyor bu şeylerden dolayı. Metinlerden dolayı. Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde de kabul ettiğimiz bir şey bu diyor yani. Hal böyleyken abi ne işte ya işte o Mehdiyet olduğu zaman şey oluyor işte böyle sahte Mehdiler çıkıyor. Kardeşim her şeyin sahtesi çıkıyor. Doktorun da sahtesi çıkıyor. Eczacının da sahtesi çıkıyor. Muhasebecinin sahtesi çıkıyor, polisin sahtesi çıkıyor. Sahtesi var diye gerçeğini inkar ediyor musun? Lazım değil diyor musun? Yok, onu da demiyorsun. O zaman bir zahmet yani, bir adım gel. Arkadaşlar bu seküler ilimleri, ister psikoloji olsun, ister sosyoloji olsun, ister farklı kolları olsun. Uzun süre bu tehlikesini bilmeden okuyanlarda bakış açısı kayması ister istemez oluyor. Eğer tereddüt etmemişlerse
böyle bir ha bunlar her şeyi esbapla açıklarlar, bunu delmenin bir yolu bulmalı, olmalı, bu şeye girmemeliyim ben, fasit daireye girmemeliyim, bu ele geçirme bende yaşanmamalı demeyen adam, abi Müslüman giriyor ama içeride hatları karışıyor. Hatları karışıyor abi. Niye oluyor bilmiyorum. Karışıyor yani. Orada mehdiyet meselesi. İşte diyor insanlık tarihi boyunca bilmem şöyle böyle. E sen bunu diyorsun. Senin arkanda da işte seküler bilim adamları din için aynısını söylüyor. Sen Mehdi için söylüyorsun bunu. Güya din için geçerli olmayacakmış gibi sanıyorsun. Ama adam aynı argümanı, senin ağzındaki argümanı din için söylüyor. Din de diyor bir sığınma ihtiyacından falan filan çıkmıştır falan. E kardeşim sen bu argümanı bugün kullanırsan yarın o adam sana karşı kullandığında ters dönersin. İşin içinden çıkamazsın. Kanma bu tuzaklara, girme bu tuzaklara yani. Sen kendi naslarının, delillerinin, usullerinin üzerinde dur. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Bak bu eser de mesela öyle bir eser. Bakın iki ayetle başladık. Ayetin bağlarını konuştuk. Oradan metne atıf yapacağız. Metnin içinden mesela konuşacağız. Göreceksiniz ki yani eyvallahımız yok bizim kimseye. Çünkü zaten bizim bahsettiğimiz mevzular varoluşsal meseleler. Kainatın söylediği şeyler. Kainat kitabını okuyoruz biz. Nasıl o ifade? Hah, mesela bak yedinci söz ne güzel bitmiş. Tam bu şey. Onu da söyleyelim. Ve bitirelim. Çok uzattım yine. İşte ey tembel nefsim. Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamışsa, bak aklın varsa bozulmamışsa, bozulması ne? İşte bu dediğimiz şey. Mevzuyu sebep sonuçla açıklamaya körleşme, aşamama o çemberi, kıramama, her sebebin sonucu açıklayamayacağını bilememe. Bozulmamışsa anlarsın ve fısk ve sefahate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Bu varoluşsal meselelere bir şeyin var mı senin? Varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Heh. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. İşte bak 8. sözle 7. söz nasıl bağlandı? Kur'an kainatı nasıl okuyor? Bak hay ve kayyumdan aldı, dine getirdi. İşte Kur'an kainatı böyle okuyor. Onu dinleyelim. Onur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmetleri neşreden odur. Bak, hak, içi hak, haktan geliyor, hak diyor, yani ulaştırmak istediği de o. Burası da güzel aslında. Hak diyor bir, söylediği hak. İki, haktan geliyor. Yani mesajın kaynağı da hak. İki, hak diyen, hani hakka da götürüyor yine. Götürdüğü yerde hak. Hakikati gösteriyor. Yani herkesin kabul edeceği şeyi gösteriyor. Ve nurani hikmet. Bu da yolu aydınlatan bilgi. Onu veriyor. Neşreden odur. Diyor. Ve oradan da 8. söze geçiyordu. Bugün 8. sözün metnine giremedik. Vaktimiz de kalmadı. Ben çok konuştum. Kendimi tutamadım. En azından şeyi görmüş olduk. Yani 8. sözün başındaki ayetler öylesine konmuş ayetler değil. İçinde de yine bazı şeyler gelecek metinler, İslami metinler. Mesela bir hadise atıf olacak. Ene inde zanni abdi bi hadisine. Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim hadisine atıf olacak vesaire gibi şeyler öğreneceğiz. Göreceğiz ki İslam'da insanda dinin gördüğü fonksiyon aslında büyük bir kanuniyetin parçası. Din olursa insaniyet tamam oluyor. İslamiyet ne diyor üstad? İnsaniyeti kübra olan İslamiyet diyor. Yani insaniyeti büyüten, tamamını erdiren, kemale erdiren, taşların yerine oturtan, işte insan oldum
tam insan oldum dedirten şey İslamiyet'tir diyor. İslamiyet'le kuşanırsa insan tam insan olur. İnsaniyet-i kübra olur diye söylüyor. Onu da bu söz bize niye böyle olduğunu bir temsil üzerinden anlatacak inşallah. Ondan dersimizi alacağız. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Vallahi bazen heyecanlanıyorum, böyle kaptırıp gidiyorum. Metin okuyamıyoruz. Akışı doğal olsun istiyorum ben de. Yani ne kadar konuşmak istiyorsak o kadar konuşalım. Bu da bir ihtiyaçtandır. Cenab-ı Hak bu ihtiyacı da içimize boşuna koymamıştır. Eski nurcular bunu pek sevmezler. Yaşlı nurcular muhtemelen şu an benim bu derslerimi takip edenleri varsa kızıyorlardır. Hiç metin okumadı falan diye, ama ben bu yolda gideceğim. Yani böyle okuyarak, daha ince konuşmaya çalışarak, açmaya çalışarak devam edeceğim. Cenab-ı Hak kalbime böyle bir istek verdi. Göğsümün şahitliğine inanırım ben yani. Göğsüm bir işi yaparken rahatlıyorsa onu öyle yapmaya devam ederim. Cenab-ı Hak hidayetiyle yanımızda olsun, bizi sapmalardan korusun, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Onu da dileriz her zaman. Bugünlük bu kadar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.